İyi günler sayın seyirciler. Bugün konuğumuz Sayın İbrahim Urmak, Hürriyet Gazetesi'nin eski yazı işleri müdürlerinden. Şu anda haberhürriyeti.com'un imtiyaz sahibi olarak görev yapıyor. Zaman zaman kendisiyle tartışıyoruz. O sosyal medyanın savunucusu haline geldi. Ben de yazılı basın yaşasın istiyorum. O nedenle bazı şeyleri belki görmezlikten geliyorum. Hatta yazılı basın için biçtiği bir ömür de var. 2017'de yazılı basın bitecek diyor. Geçtiğimiz günlerde bitecek mi, bitmeyecek mi? Bu tartışmalar aklımızın bir köşesindeyken acaba neden İbrahim bunu böyle söylüyor? Neden ısrarcı diye düşündüm. Vatandaşların, okuyucuların, dinleyicilerin, izleyicilerin yaptığı değerlendirmeleri bir gözden geçirdim. Olayları biraz da içine girip tanık olduğumuz zaman doğru olabileceğini düşünüp içim bir defa daha sızladı. Ancak ben yine de yazılı basının hiçbir zaman yok olmayacağı görüşündeyim. Bunu da tekrarlamakta yarar görüyorum. Fakat güçsüz, sesi çıkmayan, itibarı olmayan, kendisini dinletemeyen bir medya var olsa mı iyi, yoksa yok olsa mı daha iyi? Bunun da tartışmasını yapmak gerekir tabiatıyla. Geçtiğimiz günlerde bir olay patlak verdi biliyorsunuz İstanbul'da. Ve bu olayla ilgili akşam televizyonları açtığımızda maalesef hiçbir televizyonda bununla ilgili tek kelime bir şeyin haberin verilmediğini gördük. İki televizyon hariç. Bunun bir tanesi de İzmir'den yayın yapan Ben TV diye bir internet televizyonu. Onun dışında ulusal televizyonlardan bir televizyon yayın yapıyordu, Ulusal TV. Onun dışında diğer televizyonların, yani yerel, bölgesel, ulusal hiçbir televizyonda maalesef haberin verilmediğini görüyoruz. Tabii ki her yayın organının bir genel yayın politikası var. Belirli konulara bakış açıları farklı olabilir. Değişik açılardan olaylara bakıp değerlendiriyor olabilir. Buna saygı gösteririz. Çünkü yazılı basında, görsel basında belirli bir patronun talimatlarıyla hareket ediyor. Ve bu doğrultuda da haberler oluşturuluyor, yayınlar oluşturuluyor. Ancak bir şey var ki ister A görüşüne sahip olun, ister B görüşüne sahip olun. Gerçekler çuvala sığmaz. Bir olay cereyan etmişse, bir olay patlak vermişse herhangi bir yerde bunu mutlaka yazılması, çizilmesi, gösterilmesi gerekir. Gazetecinin asli görevi orada başlar. Bu ikilem, bu farklı değerlendirmeler toplum içerisinde de farklı davranış biçimlerinin ortaya çıkmasına tabiatıyla sebebiyet verdi. Şunu öncelikle söylemek gerekir ki olay ne şekilde veriliyor olsa da ister lehte ister aleyhte sunulmuş olsun, burada gazetecinin hiçbir günahı yok. Sayın izleyicilerin bunu bilmesi gerekir. Çünkü her gazeteci bağlı bulunduğu kurumun görüşleri doğrultusunda haberini yapmak zorundadır. Taraflı mı olsun, tarafsız mı olsun tartışmasının içine girmek bu gazetecinin ne hakkı ne görevi ne de sorumluluğundadır. Sadece gazetelerde köşe yazarlarının kamuoyu oluşturmak gibi bir işlevi vardır. Ve onlar belirli alanlarda kamuoyunu oluşturmak üzere yayın politikası doğrultusunda yine yayınlarını sürdürürler. O nedenle profesyonel bir gazeteciyle, yani muhabirle bir köşe yazarı arasında çok büyük farkların olduğunu görmemiz, bilmemiz ve bunu doğal karşılamamız gerekir. Çünkü bir köşe yazarı inanmadığı konuda başarılı bir savunma yapamaz. Başarılı bir savunma yapmadığı zaman da inandırıcı olamaz. O nedenle o çalıştığı gazetenin görüşlerine direkt doğrudan doğruya bağlı olmak, o görüşü savunuyor ve kendi kişisel görüş olarak da benimsiyor olması gerekir. Ancak bir profesyonel gazetecinin böyle bir ne sorumluluğu var ne de yetkisi var. O nedenle gazetecilere de zaman zaman saldırıların olduğunu görüyoruz. Bu saldırıların tamamen günahsız olan, sadece görevini yapmaktan başka bir durumu olmayan kişiler üzerine
İslam dışı olarak yapılan eylemler olarak da kabul ediyorum. Ve diliyorum ki bundan sonra gazeteciler saldırıların muhatabı olmazlar. Sadece gazeteciler mi? Hayır, sadece gazeteciler değil. Toplumun hiçbir kesimi saldırılara muhatap olmaması gerekir. Yetkililer hatalı şeyler söyleyebilirler. Hatalı söylemde bulunabilirler. Toplumu harekete geçirecek şeyler söyleyebilirler. Ama yöneticilerin de görevi toplumu harekete geçirmek, galeyana getirmek değil, onları daha itidalli davranış içerisinde sokmaya gayret göstermektir. Bunu gösteren yöneticiler görüyoruz. Ama bunun tam tersi olan yöneticilere de maalesef şahit oluyoruz. Bu olay üzerinde ben bu değerli dostumla tartışmak istedim. Birçok yerler kırıldı, yıkıldı, camlar, çerçeveler indirildi. Bunu hiçbir zaman kaba kuvvete dönüşen bir eylemin bir fikri altyapısının olduğunu söylemek mümkün değil. Bunu hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Hiçbir zaman onaylamıyoruz. Ancak bir şeyi de göz ardı etmememiz gerekir. İnsanları bu hale getirebilecek bir yapının medyanın içerisinde olduğunu da söylemek gerekir. Sosyal medyanın. Sosyal medya. İstesek de istemesek de, benimsesek de benimsemesek de, sorumlu ya da sorumsuz davranıyor olsa da sosyal medyanın gücünü bir defa daha böylece görmüş olduk. Çünkü gazetelerin sustuğu, televizyonların konuşmadığı, radyoların ses vermediği bir yerde sosyal medya toplumu galeyana getirdi. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden insanlar harekete geçti. Burada sevindiğimiz bir taraf da var tabiatıyla. Niçin diye temelinde soruyorsunuz. Bir yeşil alanın yok edilmesi, ağaçların katledilmesi üzerine insanlar harekete geçtiler. Hayvanlara karşı duyarlılıkları nedeniyle harekete geçtiler. Orada yaşayan hayvanların çünkü ölmesi, sakat kalması gibi şeylerde veterinerler adreslerini yayınladılar. Ücretsiz olarak bakacağız diye. Doktorlar, tıp doktorları, hatta asistan durumunda olan, daha diplomasını alamamış olan şeylerin, doktor adaylarının tedavi etmek için harekete geçtiklerini gördük. Yani toplumun içerisinde duyarlı olan bir takım odakların farkına varmış olduk. O açıdan yararlı diyorum. Ama diğer taraftan insanları eyleme sürükleyen yönüyle vurmanın, kırmanın, dağıtmanın hiç kimseye yararı olmayacağını da burada ifade etmek istiyorum. Tabii biz bir bilim gözüyle bu olaya bakarken, olayın içinde olan, daha önce yazılı basında sorumlu bir mevkideyken bugün sosyal medyanın içerisinde görev icra eden arkadaşımın görüşleri nedir? Ben onları merak ediyorum. Buyurun Sayın Irmak, bir ırmak gibi coşun, dağılın bakalım neler söyleyeceksiniz. Sayın Kravatlı, sizin gibi ben de 40 yıldır yazılı basının içindeyim. Ama üzüldüğüm nokta, artık yazılı basın kan kaybediyor. Hem de çok ciddi bir şekilde kan kaybediyor. Durdurmak mümkün mü? Hayır. Yeni medya düzeninde bunu durdurmak mümkün değil. Yapmamız gereken ya da yapılması gereken bir gazeteciler olarak daha nicelikli, nitelikli, araştıran, soran, sorgulayan haberler yapmamız lazım. Şu andaki sadece en azından ülkemizdeki medya düzeni içinde bunu söylemeye kalkarsak, yapılıyor mu? Üzgünüm ama yapılmıyor. Ya da yapılmaya çalışıyormuş gibi yapılıyor yani. Şimdi bu düzende insanlar aralıklarını bulamıyorlar. Oysa yeni sosyal medyada, ya Twitter'ı, Facebook'u, Google artı bir yığın yeni bir düzen var. İnsanlar interaktif oralarda. Anında paylaşabiliyorlar. Fikirlerini tartışabiliyorlar. Koyabiliyorlar, üzerine katkı alabiliyorlar. Hatta yanlış olan yerlerini düzeltebiliyorlar. Ve hatta çok daha enteresandır. Dedikodu biliyorsunuz, haberlerde de bir işte damak tadı yaptığınız zaman çok okunur ya da çok satılır. O damak tadını yaparsanız haberlerinizdeki dedikoduyu, bu defa sosyal medyada bu daha değişik boyutlara doğru gidiyor. Ve o damak tadındaki dedikodulu, işte yalan dolanlı işler de içinde oluyor. Tartışma ortamı oluyor. İnsanlar içine giriyorlar. Bilgilerini paylaşıyorlar. Görsel medyanın içine giriyorlar. Görsel medyada işin içine girince, yazılısı da girince, belgeye de içine konulunca
haberin niteliği, niceliği anında değişebiliyor. Yani çok basit gibi başlayan bir haber birdenbire insanların yüzlerce, binlerce insanın katkısıyla bir anda çok farklı noktalara gidebiliyor. Son günlerdeki sokaklardaki öfkenin ya da eylemlerin bir nedeni var. Ben 10 yıldan fazladır çevre yazıyorum. Yaşam haklarını savunuyorum. Yaşam hakları çok önemli. Hiçbir zaman politikayla iç içe olmaması lazım. Ya A partisi, B partisi, C partisi hiç önemli değil. Ama bu partiler yaşam haklarını savunan mutlaka işte parti projelerindeki işlerin içine mutlaka bunu monte etmek zorundalar. Çünkü yeni yaşam alanlarımız durmadan daralıyor. Yani kimse betonda yaşamak istemiyor. Ruhumuzu daraltıyorlar. Çok affedersiniz ama devasa binaları dikip ruhumuzu hapsediyorlar. Oysa insanlar bu hapsisten kurtulmak istiyorlar. Son günlerde öfke 4-5 ağaç kesilmesi meselesi değil. Bardağı taşıran son damla. Belki Twitter ve Facebook'tan bu inanılmaz bir şekilde halkla paylaşıldı. Paylaşılınca insanlar artık bardağın taşıran son damlanın damladığını fark ettiler ve öfkelerini dışa vurmaya başladılar. Maalesef hala anlamayan, hala bu mesajlardan algılamayan yapı içindeyiz. Oysa bunu kullanmak isteyen marjinal gruplar var mıdır? Yani bu marjinal grubu ben söylemiyorum. Yöneticilerimiz söylüyor. Onların söylemleri içinde bu marjinal grupların etkileri var mıdır? Elbette vardır. Ve olayın seyir defteri de değişebiliyor bir anda. Bu sosyal medyayla insanları artık örgütlemek çok kolay. İnsanları evet. Artık birlikte olmayı çağırmak çok kolay. Bir meydanda şimdi şunu anlamak lazım. Artık iktidarla görsel ve yazılı medyayı susturabilirler ama sosyal medyayı kesinlikle susturamazlar. Bu evet. Mümkün değil. Bunu bu mümkün olmadığını hep beraber gördük şimdi. O halde bir düzen var. Yeni bir medya düzeni var. Bir de gazetelerimiz var. Şimdi çok üzüntü verici. Geçenlerde katıldığım bir programda da söyledim. Hicap duyduğum bir olay var. Yani bizim nedir gazetelerimiz? Sayın Kavaklı'nın yıllardır tıraş alması için yoğun bir şekilde uğraş verdiği, hatta kanunları didik didik edip işte kahvelere de 2-3 tane daha yerel gazeteyi nasıl sokabileyim diye çaba gösterdiği bir ortamda maalesef biz bakıyoruz ki özellikle yerelden konuşursak o gazetelerimizin içinde halkın bilgi alabileceği, toparlanabileceği, yani sürükleyici bir şekilde okuyabileceği haberleri bulamıyoruz. Oysa halk güncel haberler istiyor, araştırma haberleri istiyor. Yaşamını tehdit eden unsurların ortadan kalkması için çaba gösteren haberler istiyor. Ben çevre haberlerinde bunu çok interaktif bir şekilde gördüm, yaşadım da. Yani insanlar bir haberin peşinden katılıp gelebiliyorlar. Şimdi sosyal medya. Diyelim ki gazeteler son olayları maalesef vermediler. Ne yazılısı verebildi, ne görseli verebildi. Birinci gün yok, ikinci gün yok, üçüncü gün yok, dördüncü, beşinci gün biraz vermeye başladılar. Bir iki ufak tefek yayın organı çok yok denilecek kadar az bir şekilde verebildi. Hatta bir kısmı da biraz üzerine gitti. Ama işte yaygın basın, artık ben ulusal basın demiyorum onu, yaygın basın diyorum. Yaygın basın maalesef sayfalarında bunu görmezden geldi. Ben size bir şey okumak istiyorum. Bu bilimsel olarak yapılmış ve analiz edilmiş bir haber. Biz bunu haberhürriyeti.com'da da verdik. Şimdi ben size Almanya kanallarındaki bir şeyi veriyorum, başlığı veriyorum. Türkler savaşırsa kazanır. İtalyan kanalları bir ağaç için bunu yapan Türklerin neler başarabileceğini siz düşünün. Londra kanalları, onlar Atatürk'ün çocukları ve onlar uyandılar. Kanada kanalları, onlar her savaşı kazanırlar. Rusya kanalları, Türkler inanılmaz her şeyi başarıyorlar. İngiltere kanalları, Türkler harika. Onların yaptığını şu ana kadar hiçbir yerde görmedik. Norveç kanalları, dünya sizi izliyor, asla geri adım atmayın. Gelelim Türk kanallarına. Ahmet amca 45 yaşında, iki evlilik yapmış, taliplerini bekliyor. Şimdi burada çok mühim bir abi. Evet. Evet, bizim Türkiye'deki kanallarımız ve televizyonlarımız maalesef Ahmet amca ile uğraşıyor. Peki
Bu televizyonlar, bu gazeteler tıraş alır mı? Bu tabii gazeteler halkın sorunlarını çözebilir mi? Ya da işte iktidar gücünün yaptığı bir yanlış bir hareketi sayfalarında yansıtmazsa başka kim yansıtabilir? Herkes çok mükemmel değil. Herkes dört dörtlük değil. Tabii. Hepimizin hataları var. Yöneticilerimiz de hataları olur. Ben kesinlikle o yöneticiler için tırnak içinde söylüyorum. Yönetici demiyorum. Yönetmek çok önemli. Ben onları idareciler diyorum. Zaman, durumu idare ediyorlar. Oysa durum idare edilmemesi lazım. Kesinlikle yönetici olunması lazım. Yönetici olursanız siz krizleri de yönetirsiniz. Şimdi maalesef 40 yıldır ekmek yediğimiz basın kan kaybediyor. Peki bu okuduğum başlıklardan sonra gazetelerimizde 4. gün 5. gün ne alemde diye sorarsanız işte yandaş yoldaş diye ayrılan bir basında bunları görmek çok çok az oldu. Sayfalarda bunları kimse tatmin olmadı. Bu defa bunlardan tatmin olmayan halk artık kendisi muhabir olmaya başladı. Kendisi gazeteci olmaya başladı. Kendisi televizyoncu olmaya başladı. Şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum. Şu telefon resim çekiyor, video çekebiliyor. Görüntüleri anında internet ortamında aktarabiliyorsunuz. Yani herkes çok Levent Kırca'nın programında bir laf vardı. Tam teşekküllü herkes birer gazeteci oldu. O zaman bir olay oluyor, bir protestocuyu dövüyorlar, insanlar onun videosunu çekiyorlar. 3 dakika ya da anında o saniyesinde sosyal medyada. Şimdi sosyal medyanın hızla yayılıp yaygınlaşmasını ben iddia ediyorum, kimse durduramayacak. Niye? Geçen gün sizin iletişim fakültesindeki derste söyledim. İşte gazeteler için 2017 diye bir rakam söyledim. 2000, evet. Basılı gazeteler 2017'de aldık, nostalji olacak dedim. Geçenlerde Birleşmiş Milletler'in bir raporu vardı. İşte onlar da diyorlardı ki 2029-2030 diyorlardı. Oysa onların göz ardı ettikleri bir şey var. Facebook var, Twitter var, sosyal medya var. Televizyon var. Yani siz televizyonu da izleyebiliyorsunuz. Siz resmi de paylaşabiliyorsunuz. Siz haberi de paylaşabiliyorsunuz. Katkı da koyabiliyorsunuz. Orada durmadan yeni haberleri de etkilenip etiketleyip koyabiliyorsunuz. Evet. Ve inanılmaz bir şekilde bunu yayabiliyorsunuz. Mesela benim kendi izleyicilerim içinde bir attığım haberi, koyduğumuz haberi Facebook'a, Twitter'da paylaştığımız anda İnanılmaz bir şekilde dakikalar sürmüyor ki 2-3 bin kişi anında okumasın. Şimdi evet. Bizim editör arkadaşlarımız söylüyorlar. Diyorlar ki efendim Twitter ve Facebook'ta paylaştınız galiba bunları diyorlar. Evet paylaştım. Şimdi ben bir attığım haberle anında dakika içinde 2-3 bin kişiye ulaşabiliyorsam ve beni izleyenler de 2-3 bin, 2-3 bin, 2-3 bin ve onu izleyenler de zincirleme bir şekilde birbirleriyle etiketleyip paylaşıyorlarsa saniyede, anında, dakikada ve siz inanılmaz bir şekilde işte milyona ulaşmak çok basit. Ama işte burada ulaşmak güzel. Hatta haberin doğasında olan habercilikte aranan şey, haber daha üzerinde duman üflerken okuyucuya ulaşması esastır. Yazılı basında yıllarca biliyorsunuz bunun için mücadele ettik. Sabahlara kadar en son haberi verelim, en son haberi okuyucuya ulaştıralım çabası içerisindeydik. Bunu şimdi sosyal medya gayet güzel başarıyor. Bırakın saatleri, 1-2 dakika içerisinde bütün dünyaya yayılması mümkün. Buradan veriyorsunuz. Biz kendi haberlerimizden takip ediyoruz. Haberi yayınlıyoruz. Yayınladıktan sonra 10 dakika içerisinde bakın ki birçok şeyde internet sitesinde yer almış haber. Yayınlanmış. Ve tepkiler başlıyor. Hemen anında haberi göndermişsiniz. 10 dakika sonra onunla ilgili gazetelerden dönüşümler başlıyor. Şöyle midir, böyle midir falan diye sormaya başlıyor. Bu güzel bir olay tabii. Çok güzel bir olay. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi İzmir'de eylem oldu. Bile sokağa döküldü. Gece çıktılar. Tencere tava çalanlar var. Şimdi yerel basına bakıyoruz. Maalesef sayfalarında bunları göremiyoruz. Ama
ben aynı gece, hatta aynı saniyelerde Bornova'da oturan bir dostumdan telefon alabiliyorum. Halk sokağa döküldüğü sözcüğünü işitebiliyorum. Ve biri de iki dakika geçmeden onun görsellerini görebiliyorum. Hatta videosunu paylaşabiliyorum. Ya şimdi evet, böyle bir ortamda nedir gazetecilikte sürat? Evet. Yani trafikte sürat felakettir ama gazetecilikte değil. Her şeyin çok seri ve süratli bir şekilde halka ulaşması lazım. Ki yıllardır bunun mücadelesini verdik. Halka en son haberi son dakika yetiştirebilmek için hiç olmazsa son dakika o günkü teknolojiye göre şehir içindeki insanlara son haberleri verebilmek için gazetelerimizin baskılarını değiştirebiliyorduk. Ama şimdi gazetelerin baskılarını değiştirmenize gerek yok. Oturduğunuz yerden ve tuşlara basıp resimleri paylaşıp insanlara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi saat 2'de 3'te olmuş bir olay İzmir'de ortalığı kıyamet göçürmüş. Açıyoruz yerel gazetelere ya da yaygın basına. Sayfalarda tek satır yok. Gazetelerin kendi internet sitelerinde de yok maalesef. Yani o teknolojiyi kullanabilme imkanına sahipken kullanmıyorlar. Ama bunun bir olumsuz tarafı da var tabiatıyla. Denetimsiz bir haberleşme. Yani kontrol altında olmayan, bazen bunun içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi şeyler de eklendi biliyorsunuz. Dedikodular da renk katsın diye belki eklendi ve dolayısıyla dedikodu ağırlıklı olarak verildiği zaman şeylerin, haberlerin olumlu yanının yanında olumsuz tarafları da ortaya çıkmış oluyor. Bunu sağlayabilecek bir denetim mekanizmasını sağlayabilecek bir şey gerekli. Bunu tabii ki sansür anlamında söylemiyorum. Evet. Otosansür anlamında hiç söylemiyorum. Ama en azından birilerinin aldığı haberi kontrol edip doğrusunu yanlışını ayıklayıp öyle vermesi. Zararı yok, 10 dakika geç alalım haberi ama doğru haberi alalım. Şimdi bu o akşam verilen haberlerin içerisinde büyük oranda anında aktarılan haberler olduğu için tabii ki doğru haberlerdi ama bunun içerisinde sızdırılmış başka haberler de vardı. Burada A ya da B partisinin reklamını da yapmıyoruz, eleştirisini de yapmıyoruz. Medya açısından teknik bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. O halde olumlu yanının karşısında olumsuz taraflar da var. Bunları nasıl tolere edebiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Çünkü bir hatalı kaynaktan hatalı olarak çıkan bir haberin bütün medyada aynı hatalarla dolu olarak yansıdığını da görüyoruz. Yayınlandığını da görüyoruz. Bunların düzeltilmesi lazım. Birilerinin el atıp şeyden sonra, haber kaynağından sonra bir süzgeç görevi yapıp aktarması gerekir. Bakın yine diyorum, sansür olarak ya da otosansür anlamına gelebilecek uygulamalarla değil. Ama gerçekleri aktarabilecek bir biçimde tekrar elden geçirilip düzenlenip, çünkü bizde yazılı basında müsahihler vardı. Yani düzeltmenler vardı. Düzeltmenler haber yazıldıktan sonra gazetede yayınlanmadan önce bir kontrol eder. Bir, kelimelerin, sözcüklerin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol ederdi. İki, anlam hataları varsa bunları düzeltirdi. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Yazılı basında da öyle, görsel basında da öyle, sosyal medyada aynı şeyler, hatalar karşımıza geliyor. Tabii işin dönüp dolaşıp işin etik kurallarına geliyor evet. Tabii burada. Etik kurallar çok önemli. Yani manipülasyona açık olmamak lazım. Haberleri iyi irdelemek lazım. Daha önce bu konulardaki konuşmalarımda da belirttiğim. Şimdi bir yerden bir haber alıyorsunuz ve o haber bir kurumun, bir yerin basın bülteni şeklinde size geliyor. Gazetelerde bunlar, çok özür dilerim ama, aynı başlıklar, aynı spotlar, aynı ara başlıklarla yayınlanıyor. Hatta içinde olan birkaç tane hata da bütün gazetelerde aynı şekilde yayınlanıyor. Yani etik kurallara, bu haberde manipülasyon var mı? Bu haberde, haberin içinde halkın aleyhinde bir şey var mı? Oysa biz halkın gözcüsü, sözcüsü olmak zorundayız. Onların haklarını koruyup gözetmek zorundayız. İşleri, her şeyi, olayları objektif bir şekilde yansıtmak zorundayız. Ama yansıtamıyoruz. Maalesef dediniz ya, şimdi müsahif vardır. Asıl olan editörler. Yani bu kumaşa geliyor. İyi kumaştan
iyi elbiseler yapmaya benziyor. Yani biz eğer vitaminli haberler içinde her şeyle o 5N kurallarının ötesine taşıyabiliyorsak, hatta 7N 8N'ye taşıyabiliyorsak, işte o zaman haber oluyor. Haberin bütün her açıdan doğru bir şekilde kurgulamak zorundayız. Onları yazmak zorundayız. Vermek zorundayız. Halk bu haberi okuduğu zaman içinden hiçbir soru işareti kalmadan o masasından kalkmak zorunda. Gazetelerimiz bunu yapmıyor. Yapamıyor. Televizyonlarımızı görüyorum. Onların durumu da işler acısı. Yani 3-5 tanesini istisnai kaideyi bozmaz diye bir şey var ama maalesef bunlar yapılıyor. Görüyoruz yani. Biz bu mesleği abilerimizden öğrenirken aman etik kurallara dikkat et. Aman kalemini satma. Aman haberlerde manipülasyon yaptırma kimseye. Ve aman doğruyu ver. Kesinlikle. Doğrudan yana ol. Objektif olarak ver. Hiçbir şekilde olayı bir şekilde manipüle edilmesini izin verme diyorlardı abilerimiz. Biz de o kuralları uygulamaya başlamıştık ve 40 yıl boyunca o şekilde yürüttük. Şimdi tekrar sosyal medyaya dönersek, içinde sosyal medyanın içinde maalesef sokaktaki ilkokul mezunu arkadaşlarımız da var ve hayatı boyunca bir kitap dahi karıştırmamış arkadaşlarımız sosyal medyada şu anda yazar kesiliyorlar. Evet. Yani bunu yaşıyoruz yani, görüyoruz, herkes de görüyor. Yani ne Türkçe kuralları var, ne imlası var, ne başka fikirleri var. İçinde hiçbir meyve yok yani. Öyle kuru kuru yazılmış yazılar oluyorlar. Tepkiler o anda çıkıyor. Eğer o habere katkı koyanlar ve yorumda bulunanlar doğru dürüst bir yorumda bulunurlarsa, etik kurallara dikkat ederlerse, donanımlı insanlar korkmadan, açıkça söylüyorum, korkmadan yorumlarını ekleyebilirlerse, şimdi sosyal medyada böyle bir düzende var. İnsanlar yorumlarını eklemiyorlar haberlere. Öfkeleniyorlar. Belki içlerinden bir şekilde ona karşı kinlerini kusuyorlar. Ama katılımcı olmuyorlar. Katılımcı olmayınca da meydan cahil, cüveyla ve cesaretsiz insanlara kalmış oluyor. Ve onlar bu şekilde yazabiliyorlar. Ama bu şekilde olmaması lazım. Öfkesini yansıtıyor. Yani orada objektif, topluma yarar sağlayabilecek araştırılmış, incelenmiş bir sonuç olaraktan vermiyor şeyi. O anda Ahmet'e kızmış, ver yansıt ediyor Ahmet'e. Ve işin kötü tarafı da bilişim hukuku açısından da Türkiye tam anlamıyla gelişmiş durumda değil. Bu nedenle birisi ben kızıyorum size, ver yansın ediyorum internetten ve o Google'a girdiği anda bir daha çıkmıyor. Ben sizin belki aklınıza aleyhinize şeyler olumsuz şeyler yazarken aslı astarı olmayan, esası olmayan şeyler de yazıyorum. Ama o sizin sicilinize giriyor. Hatta hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Bu rektör seçimleri sırasında biz Google'dan ya da benzeri arama motorlarından şeylerle ilgili, rektörlerle ilgili bilgileri topluyoruz, onları değerlendiriyoruz demişti. Ya doğru olmayan, aslı esası olmayan, doğruluğu tartışılabilir bir şey haber kaynağı kaynak mıdır? Değil. Maalesef sosyal medyanın en büyük noksanı da, en büyük hatası da denetimin olmaması. Bir reklam da var biliyorsunuz, kontrolsüz güç güç değildir diye. Gerçekten çok büyük bir güç. Kontrolden çok çabuk çıkan bir güç. Ve toplumu etkiliyor ama bazen olumsuz yönde de etkileyebiliyor. Ben şahsen bu güç konusunda bir şikayetim yok. Olmalı. Tabii ki tarafsız olmalı. Tabii ki herhangi bir kontrol altında olmamalı. Kişiler özgür ve özerk olmalı yazarken, çizerken. Biraz önce söylediğiniz gibi teknoloji de artık bu imkanı bütün insanlara tanımış oldu. Yani cebinde telefonu varsa, cep telefonu varsa her türlü iletişim imkanına sahip insanlar. Olay anında. Biz dün akşam, önceki akşam İzmir'deki olayları dakika dakika izledik. Yani açıyorsunuz, bir dakika önce Konak diyor. Bir de iki dakika önce bilmem Karşıyaka diyor. İki dakika düşünün, en hızlı araçla siz oraya ulaşmak isteseniz bulunduğunuz beldede mümkün değil.
Yan sokağa gidemezsiniz 2 dakika içerisinde ama siz kentin bir ucundan öbür ucunu izleyebilme imkanına sahipsiniz. Bunlar çok güzel bir şey. Ve ne bileyim, iletişim nimeti diyeyim. Ama o nimetin nimet olarak kalabilmesi, devam edebilmesi için sorumluluk içerisinde hareket edilmesi gerekir. Tabii bu, burada internet medyasına diyelim. İnternet medyası olarak şimdi Facebook, Twitter'dan ayırıp bir de internet medyası var. İnternet gazeteleri var. Yani internet gazetelerinin içinde televizyonu da var. Başka araştırmaları da var. Köşe yazarları da var. Şimdi yazılı basınının kan kaybetmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü insanlar, herkes ulaşabiliyor bir kere internet medyasına. Evet. Şu anda Türkiye bunun bayramını yaşıyor. Bu çok uzun sürer mi? Onların da bir maliyeti var çünkü. Onların da bir masrafı var. Şu anda Türkiye'deki bizim savunduğumuz işte internet medyasının bir kanunu, prosedürü olsun. Bunlar da desteklenip denetlensin. Denetlemede evet varlar, sağ olsunlar varlar. Denetlemede aynen yazılı basının kuralları geçerli. Ama desteklenmede yoklar. Evet. Desteklenirse daha nicelikli, nitelikli insanlarla çalışmak zorunda kalacaklar. Yani belki bir basın ilanın bu internet gazetelerine bir miktar pay verilmesi, bu gazetelerin, bu medyanın, internet medyasının daha da gelişip güçlenmesine, nitelik kazanmasına neden olacak. Şimdi son düzenlemelerde gazetelerin ayrıca internet portalı var ise onlara %10 ilan pastasından daha fazla şey veriliyor, ilan veriliyor. O var ama müstakil olarak sadece internet medyası olarak faaliyet gösterenlere şu anda yok. Belki ileride o da olacaktır. Yani o konuda düzenlemeler yapılıyor, çalışmalar var, devam ediyor ve olumlu yönde devam ediyor. Çünkü göz ardı edilmeyecek bir potansiyel var. Bakın elimde şu anda 18.8.2011 tarihli TÜİK'in şeyi var. Araştırması var. İnternette erişim imkanı olan hane oranı %42.9. Yani Türkiye'nin aşağı yukarı yarısına yakını internet imkanına sahip. Ve internette en çok çevrim içi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanılıyor. Yani kullanma alanı da aşağı yukarı büyük oranda, onun oranına bakıyorum. İnternet en çok %72.7 ile çevrim içi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanırken diğerlerinin oranlarını da belirtiyor. Web siteleri aracılığıyla, blog siteleri, Facebook, Twitter, toplumsal ve siyasal konular ile ilgili görüşleri okuma ve paylaşmada kullanılıyor ve bunun oranı da %50.8. Yani Türkiye'nin yarısı, bakın yıllardır hep bunun tartışmasını yapıyoruz, onun mücadelesini veriyoruz. Gazete okuma oranı yükselsin istiyoruz. Çünkü çeşitli konularda gelişmişlik, Türkiye diyelim ki ekonomik açıdan durumu nedir diye baktığımızda kişi başına gayri safi milli hasılasına bakıyoruz. İşte şu kadar liradan bu kadar liraya çıkmış. Ama ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de UNESCO'nun ortaya koyduğu göstergeler. Ya işte UNESCO diyor ki bir ülkede o ülkenin nüfusunun %10'undan fazla gazete okunmuyor ise o ülke geri kalmış ülkedir deniyor. Türkiye'nin ne kadar şu anda nüfusu? 74 milyar milyon mu? Evet. 74 milyona karşılık okuduğu gazete miktarı 5 milyon civarında. Ve bu son zamanlarda işte o kampanyaların birazcık faydaları... Hepsi de okunmuyor tabii onların. Tabii. Alınan gazete diyelim, daha doğrusu 5 milyon civarında. Buradaki oranlarla baktığımızda TÜİK'in bu sosyal medya ile ilgili rakamlarına baktığımızda Türkiye'nin yarısından fazlası şeyden okuyor. Demek ki 35 milyon insan haberleri sosyal medya aracılığıyla internetten alıyor. Bu tabii ki çok büyük bir şey. Yani 6 katı yazılı basının 6 katı buradan yararlanıyor. Neden? Çünkü yazılı olaraktan metne ulaşabiliyorsunuz. Görüntü de alabiliyorsunuz. Hareketli görüntü de var. Yani televizyonun özellikleri de var. Yazılı basının özellikleri de var. Hepsinden de öte, naklen yayın yapsa bir şey televizyon, anında yayınlayabilmek için öncelikli bir gecikme olması söz konusu. Çünkü naklen yayın aracı gidecek, bilmem ne yapacak, orada çalışma yapacak, ondan sonra aktaracak. Orada bir gelişme söz konusu, gecikme söz konusu. Ama sosyal medyada öyle değil. Bir dakika sonra mesajınız bütün dünyada.
Şimdi anında evet. anında medya bu işte. Evet, o da nedenle... anında medya böyle bir şey. Yani şimdi ben şuna inanıyorum. 2017 işte basılı gazetelerin nostalji olacağını da şuradan kendi kendime tez olarak sunuyorum. Diyorum ki herkes bir kere bilgileri, gazeteleri, günlük gelişmeleri, siyasi görüşleri, hatta köşe yazarlarını sanal ortamda ücretsiz olarak hatta tarlada, bahçede, işte otobüste, nerede giderse ulaşabiliyorlar. Teknoloji o kadar gelişledi. Şimdi ben daha da ileriye gideceğini düşünüyorum. Şimdi yakında bu bütün herkesin cebindeki telefonda artık bir multimedya olacak. Görüntüyü de görecek. İşte görüşmeleri de yapabilecek. Alabiliyor zaten yani şu anda. Evet. Ama şimdi teknoloji olarak bir takım gerilikler var. Şimdi bir süre sonra şu telefonlar ilk çıktığı zaman 1,5 milyon lira iken şu anda evet. aynı özelliklere sahip piyasada 150 liraya hatta bir süre sonra ben hediye olarak, promosyon olarak şeylerin hat alanı yanında telefonun armağan edileceğini falan inanıyorum. Yani bu Avrupa'da evet. uygulamaya konuldu. Öyle olunca şimdi siz insanların cebine gazeteyi ücretsiz sokacaksınız. Siz insanların cebine görsel televizyonu ücretsiz sunacaksınız. Siz insanların cebine en değerli bir yazarın görüşünü, tecrübeli bir abimizin ya da bu konularda yıllarca kafa yormuş, işte araştırmalar yapmış, onlarca kitabı olan birinin ya da objektif bildiğiniz birinin yazılarını ücretsiz olarak cebinizde bulacaksınız. Peki o zaman yazılı basını kim tercih edecek? Kim para verip alacak? O yazılı basının kağıdı taşıması, ulaştırılması, satılması hep bunların bir maliyet ve bu insanlar artık para vermek istemiyorlar bir takım şeylere. Ya belki şimdi bir gazeteye abone olacaksınız. Ya yıllık olarak 300 lira olarak kabul edelim ya da 150 lira kabul edelim. Evet. Şimdi biz siz bütün o özellikleri 5 liraya sunarsanız, sadece 5 liraya sunarsanız ki sunmak mümkün, çok da basit. Ben son kurduğum bir gazetede bunu savunmuştum. Eğer destek olursanız bu gazeteyi 30 tane de sattırırsınız, 300 tane de sattırırsınız, 3000 tane de sattırırsınız. Ben iddia ediyorum, destek olursanız bu gazete 1 yıl içinde 300 bin tiraja da ulaşır dedim. Niye bunu çok özür dilerim işkembeden evet. atmadım. Çünkü veriler var. Yıllardır bunun araştırmalarını yapan arkadaşlarımızdan faydalandığımız bilgiler var. Bir yol haritası var bu işin. Ya yani yazılı basını da canlandırıp kanlandırmak mümkün. Ama nitelikli, nicelikli işler yapmanız lazım. Ona gazetenin yanında işte hiçbir işe yaramayan ansiklopediler sunacağımıza çok özür dilerim. Ansiklopedileri işe yaramıyor mu? Çok da işe yarıyor. Ama son güncellemeleri haliyle internet ortamında var. İnsanlar oradan her şeyi algılayabiliyor, evet. alabiliyorlar. Anında indirebiliyorlar. O halde biz kitap kampanyası yapıyoruz. Köylere Atatürk Çocukları Kütüphaneleri kuruyoruz. Bizim Haber Hürriyeti'nin böyle bir misyonu da var. İnsanlar arıyorlar sonbahar ve ilkbaharda. İlk söyledikleri, bizde ansiklopediler var, alır mısınız? Hayır, ansiklopedi almıyoruz. Ne alıyorsunuz diyor, soruyorlar. Bize diyoruz ki biz okuma kitapları alıyoruz. Gelişim kitapları arıyoruz. Biz insanlara öğretici işler arıyoruz. Bu iyi köylerde kurduğumuz iyi tarım uygulamaları olabilir, arıcılık olabilir, sağlık olabilir. Hatta birkaç tane kütüphanemizde köy kadınlarına orada gidip faydalansınlar diye biz yemek kitapları da koyduk. Tatlı kitapları koyduk, örgü kitapları koyduk. İnsanlar gidip şimdi oradan o kitapları alıp okuyorlar. Şimdi sosyal medyayla bunu ilişkilendirirsek, şimdi bu gazetelerin yanına siz sosyal medyayı, şimdi normal gazetelerin içinde verdiğiniz haberleri sosyal medyadan da günlük gelişmeler evet. şeklinde verirseniz, yani bir gazetenin iki sabah baskısını, öğlen baskısını, akşam baskısını, çok önemli bir şey söylüyorum aslında bana göre, sabah baskısını, öğle baskısını, akşam baskısını siz internet medyasıyla sunarsanız, sosyal medyayla sunarsanız, Twitter'la, Facebook'la insanların ceplerine ulaştırırsanız, siz basını iyi bir yere taşırsınız.
ve okuma alışkanlığı kazanan insanların ben inanıyorum daha çok kitap okuyacağını, daha çok gazete, yazılı basına da daha önem vereceğine inanıyorum ben. Belki ütopik bir düşünce benimkisi ama ben okuma alışkanlıklarıyla, nitelikli nicelikli insanların yazılarının paylaşılmasıyla, hatta önder kişilerin yaşam hikayeleriyle, çevre haberleriyle, çevreciliğin evet. aktivasyonlarıyla bunun çok daha ileriye gideceğini biliyorum. Çünkü çevre, tekrar söylüyorum, yaşam haberleri her zaman çok satar. Sağlık çok satar. Eğitim çok satar. Maalesef benim son yaptığım gazetede işte çevreci, bu gazete çevreci değil, bu gazete eğitim gazetesi değil diyorlardı. Çevreciliğin ne olduğunu son gelişen olaylarla herkes gördü. Çevreciliğin ne olduğunu. Eğer Bornova'da bir çimento fabrikası varsa ve insanlar ondan etkileniyorsa, atıyorum bir başka yerde bir başka çevre kirliliği yaratan insanlar varsa, çevre kirliliği nedeniyle insanlar zarar görüyorsa, hatta şimdi ister misiniz ki polislerin hakkında şimdi dava açsın insanlar, havamızı kirlettiniz diye? Ben yıllardır yazıyorum. Olabilir. Havamızı kirletmeyin, suyumuzu kirletmeyin, topraklarımızı evet. zehirlemeyin diye söylüyorum. Kimyasal attılar, şimdi havayı kirlettiler. Ben olsam dava açarım. Biz Türkiye AB müktesebatlarına imza koymuş bir ülke. AB müktesebatlarına göre bunlar suç. Hatta kötü kokular suç. Oğuzhan Hocam, 2012'nin birinci ayından itibaren, yani kaç ay olmuş? Neredeyse 12 artı 5. ay. 17 aydır kötü koku yayan bir işletmeyi ya da belediyenin bir tesisini ya da bir başka deresini siz ihbar ederseniz onun hakkında işlem yapmak zorundalar. AB müktesebatına imza koymuşuz. Koku yönetmeliği var. Kimsenin yaşam haklarını tecavüz etmeye hakkı yok. Kimsenin yaşam hakkını saygısızlık yapmaya hakkı yok. Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Bir kere onlara saygı gösterecekti. Herkes. Evet. Yine kötü niyetli olarak bakıyorsun. Portakal gazı veriyorlar, vitamin veriyorlar. Daha aman o daha tehlikeli. O daha tehlikeli. İnşallah onu vermemişlerdir. O verirlerse evet. yine o da bir de zehirliyorlar yani. Stok bittiği için onu kullanıyorlarmış. Şimdi yine sosyal medyadan bahsedelim. O olayların iyice alevlendiği bir saatlerde internet sağlayıcı bakım nedeniyle interneti kesmiş, bakım yapıyoruz diye. Sadece bir haberin içinde 122 tane yorum gelmiş. Çok önemli bir rakam bu aslında. Ne? Çok önemli. Ve bakım falan değil, bilinçli yapıldı diyorlar. Bakım olsa hiçbir siteye giremezsin diyorlar. Bu adamlar anayasal suç işliyorlar diyorlar. Çünkü onu haberlere ulaşım hakkını engelliyorsunuz. Haberlere ulaşım hakkını kimseye engelleyemez. Kimseye sansürlemeye hakkı yok. Onun için kesinlikle internet medyasının, işte ben Facebook'u da bir medya olarak kabul ediyorum. Evet. Ben Twitter'ı da bir medya olarak kabul ediyorum. Diğer o şimdi Türkiye'de çok yaygın olmayan 3-5 tane daha da uygulama var. Yakında onlar da evet. uygulamaya girecekler. Onların da birer medya olduklarına inanıyorum. Çünkü siz Sayın Oğuzhan Kavaklı'nın Facebook'una bir tane bir etiket yapıştırdığınız anda Oğuzhan Bey'in bütün izleyicileri, takipçileri onu görebiliyorlar. Bir de Oğuzhan Bey onu beğenmişse, bir de paylaşırsa, artık Oğuzhan Bey'in takipçileri de onlarla paylaşırlarsa, düşünün artık bir haberi nasıl hızla bir şekilde yayılıyor. Ya da bir şimdi başka bir şey. Ege Üniversitesi çok güzel bir olaya geçen sene bir olay yaşadık. Ege Üniversitesi de burada kan kabulünde öncülük yaptı. Şimdi bir terör eylemi nedeniyle Foça'da bir sıkıntılar yaşadık. Şehitler verdik. Şimdi o sadece Twitter ve Facebook'ta paylaşılan haberler nedeniyle burada bir anda Ege Üniversitesi'nin önü inanılmaz insan kalabalıklarıyla doldu. Otobüslerle yolcular geldiler. Taksiler bedava taşıdı. İnanılmaz bir şekilde belki 10 kişiye kan lazım. Belki 10 bin kişiye kan sağlayabilecek kadar insan geldi orada. Evet. Niye?
Sosyal medyanın güzellikleri işte bunlar. Evet. Ya da şimdi bir şey söyleyelim. Kemik iliğiyle ilgili. Ya da Oğuzhan Hocam siz söyleyin lütfen. Evet. Bu organ bağış kampanyasını gelin bunu biz hep beraber şeyde yürütelim. Sosyal medyada yürütelim. Evet. Bakın o 3-5 teşvik verenler, katkıda bulunmak isteyenler bir anda nasıl 300 bin, 500 bine ya da 1 milyona nasıl ulaşacak? Çünkü sosyal medyada gençler ben gençlere bayılıyorum hocam. Ve umudun bu gençlerde olduğunu da biliyorum. Çünkü bizim yaşımızdaki insanlar interneti artık 30'lu yaşlarda kullanmaya başladılar. Ama şimdi bakıyorum ben 12, 13, 10 hatta 10'lu yaşlardaki insanlar artık bilgisayarla her şey yapabiliyorlar. Evet. Hatta 7 yaşındaki çocuklar da internet kullanmaya başladılar. Ben 5 yaşında çocuğun internette şey gibi oynadığını gördüm. Yani oyuncak gibi. Bizim zamanımızda başka oyuncaklar vardı. Tahtadan yapılan, şeyden yapılan çeşitli işte killerden bilmem iplikle bilmem neyle yapılan oyuncaklar vardı. Şimdi çocuk geçiyor şeyin karşısına, bilgisayarın karşısına. İnternette oynuyor. Yani oyun alanları internetin içerisine girmiş oldu. Tabii ki bu yaşın da gittikçe küçülmesine neden oldu. Daha küçük yaşlarda okunmaya başlandı. İşte bu şeylerle, olaylarla ilgili benim yeğenimin kızı var. İlkokul 2. sınıfta. Baktım mesajlar yazıyor. Şeylerde habire karıştırdıkça karşımıza mesajları geliyor. Bu belki duyarlılığı da artırıyor. Yani insanların belirli olaylar karşısındaki duyarlılığını da artırıyor. İşte şeyler mesela hayvanseverlerin en çok kullandığı alan sosyal medya. Bir işte sokak hayvanı bulunduğu zaman sahiplendirmek istendiğinde sırayla bakıyorsunuz bir gün veriliyor. Ertesi gün o sahiplenmiş durumda. Çevreyle ilgili herhangi bir teşebbüste hemen bakıyorsunuz internette paylaşılabiliyor. Biz geçen seneydi burada Chopin Gazi Barınağı diye bir barınakla ilgili olarak bir şey geldi, mesaj geldi. Benim Ankara'daki kızım okumuş, bize göndermiş. İşte şeyler, köpekler açlıktan birbirlerini yiyorlar falan diye. O haberin kaynağını araştırdık. Bizim fen fakültesindeki bir öğrenci çıktı. Çağırdık. Nedir? Dedi gerçekten çok güç durumdalar hayvanlar falan. 3000-4000 tane hayvan. Bir şeye başladık. O konuda kampanyaya başladık. Bir hafta içerisinde bakın 2 kamyon ekmek, 80 kilo kemik, 1 ton 200 kilo kuru mama, ilaç ve başka bir sürü yiyecek maddesi. Bunun içerisinde işte şeyden makarnadan tutun da birçok yiyecek maddesi, et ve işte kemik grubundan şeyler, yiyecekler sağlandı. Şeylere, kamyonetlere doldurup götürdük şeye. O söz edilen şeye, barına. Ve hayvanların belki o gün belki bir haftalık bir yiyeceğe karşılanmış oldu. Ama bir haftalık çalışmadı, bir haftalık şey sağlanmış oldu. O belki biraz daha devam etmiş olsaydı, sürekli olarak karınlarının doyulmasını sağlayacak olan bir şeyler bulmuş olacaktı. Yani insan sevgisi yanında hayvan sevgisinde yayılmasını sağlayan bir kurum bu sosyal medya. O açıdan takdir ettiğim, eleştirirken tabii ki takdir ettiğim yanları da çok, beğendiğim tarafları da çok. Tabii en çok kızdığım şey yazılı basını yok etmesi. Onun dışında bir düşmanlığım yok sosyal medyaya karşı. Bir de sorumlu davranılırsa, sorumlulukla hareket edilirse daha yararlı olacaktır. Daha gelişme imkanı bulacaktır. Herkesin kabullendiği, benim dahi kabullendiğim bir kitlesim aracı olacaktır diye düşünüyorum. Ben eğer bu bir iki dersinize katılmakla bunları size kabul ettirebilirsem, kabul ettirdiysem bu iyiye bir gidiş var. Çünkü maalesef yazılı basın hala bunun farkında değil. Yani ayırdığına varamadı. Ayırdığına varamadı. Çünkü sosyal medya hızlı bir şekilde gidiyor, yayılıyor. İnanılmaz bir şekilde. Başka bir görevleri de var sosyal medyanın. Yani sosyal aktivitelerde İnsanlar inanılmaz bir şekilde. Şimdi gençleri görüyorum ben. Ucuz tatil evleri arıyorlar. Ucuz seyahat evleri arıyorlar. Nereden arıyorlar? İşte sosyal medyadan arıyorlar. Evet. Yazıyor bir tanesi. Nasıl ucuza
ve nasıl nitelikli bir seyahat nasıl yapabilirim? Evet. İngiltere'ye gidersen nerelerde kalabilirim? Anında hemen giriyorlar insanlar, oradan bakıyorlar. Evet. Şimdi sizin öğrencileriniz, Ege Üniversitesi'nin öğrencilerin büyük bölümü belki de seyahate çıkacaklar. Seyahate deyip de sadece Manisa'ya gitmeyecekler. Evet. Ya yurt dışına gidecekler ve çok az ücretlerle, belki de Türkiye'de dolaşacakları bir ücretin belirli bir miktarıyla oralara gidecekler. Diyeceksiniz ki niye yurt dışına gidiyorlar? Türkiye'yi gördüler mi bunlar diyorsunuz? Türkiye'ye de gidiyorlar ve geziyorlar yani. İzcilerle birlikte oluyorlar. Ve evet, inanılmaz bir şekilde katılıp izliyorlar. Sosyal medyada sorunları çözüm de var. Sorunları çözüm evet de var. Yani bir sıkıntınız olduğu zaman atıyorsunuz. Şu konuda bilgisi olan bir kimse var mı diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz anında karşılığında sohbet ediyorsun. Bunu mu demek istiyorsun diye çıkıyor karşılığında. Size karşılığı yardım etmek isteyen insanlar çıkıyor. Evet. Ha, doğru ve yanlış olduğunu siz araştırıp sorgulayacaksınız. Evet. İşte akıl orada lazım oluyor insanlara. Akıl çok önemli. Etik kurallar çok önemli. Biz kendi gazetemizde biliyorsunuz tam 2 yıldır Ege Üniversitesi Tıp Tarihi Etik Anabilim Dalı Başkanı Sayın Çağatay Üstün'le birlikte şey yapıyoruz. Etik kuralları işliyoruz. Etiği işliyoruz. Basında etiği işliyoruz. Tıpta etiği işliyoruz. İşte diğer yerlerde, belediyelerde etik davranışları işliyoruz. İşletmelerdeki etik davranışları işliyoruz. Her etik kurallar çok önemli. Onun için dediniz ya, işte denetlenmesi lazım. İnsanlar önce kendilerini denetlesinler. İnsanlar önce bilgilensinler. İnsanlar önce kendi beyinlerini doldursunlar. Çok özür dilerim. Yorumları okuyorum ben. Yani insana çok böyle bir ortamda söylememem lazım ama et kafalılıkla bu işler olmuyorlar. Yani inanılmaz bir şekilde düz duvar gibi bakıp da başka bir şekilde donatmıyorlar. Oysa orada bilgi o kadar çok ki insan, toplayabilene sonsuz bir nimet. Tabii. Sonsuz bir nimet. Öğrencileriniz ödevlerini yaparlarken inanılmaz bir şekilde daha önceki abilerinden ya da bu konuda yayınlardan inanılmaz bir şekilde faydalanıyorlar. Facebook'tan belki de tezleri için yardım alıyorlar. Twitter'dan da yardım alıyorlardır mutlaka. Çünkü onun için yeni medya düzeni, evet, yeni siyasal düzeni de getirecektir. Ben buna inanıyorum. Çünkü artık hiçbir şey örtüp gizlenmiyor. Hiçbir şey eğilip bükülmüyor. Çünkü onun ayna gibi doğrusu var karşınızda. Doğrusunu evet sunabiliyorlar. Var çünkü. Orada var. Ama doğrusunu görmek isteyene var. Görmek istiyorsanız evet orada doğrusu var. Onun için yeni sosyal medyada, sosyal medya diyelim artık bunu. Evet. Yani yeni medya düzeni de demeyelim. Yeni sosyal medyada işte televizyonu tekrar söylüyorum, yazılısı, görseli ve içindeki sunumlarıyla inanılmaz bir bilgi şeysi var, küpü var orada. Evet. Herkes akıllı bir şekilde o küpün içinden faydalansın, bir şeyler alsın. Mutlaka çok yararlı şeyler olacaktır bu insanların. Yazılı basın da zaten arşivlerini açtı medya üzerinden, sosyal medya üzerinden. İnternetten siz A gazetesini, B gazetesini, bilmem 40 yıllık önceki yayınlarını ulaşabiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. İşte bu imkanların sağlanmış olması belki topluma hizmet açısından o gazetenin bir olumlu gelişmesi, olumlu çalışması olarak değerlendirilebilir. Ama insanların orada da bir şüphem şu, araştırmacılık ruhunu yok ediyor. Yani giriyorsunuz, o şeyde Google'da ipucu olabilecek sözcükleri koyduğunuz zaman, gördüğünüz zaman ya da bir cümleyi koyduğunuz zaman onunla ilgili bütün bilgileri bulabiliyorsunuz. Halbuki biz öyle değildi. Biz kütüphane dolaşırdık. Bakardık o kitaptan, bu kitaptan mı, şunun ya, şeyinde vardır, bunun bilmem nesinde. O arada bir cümleyi öğrenebilmek için belki bir kitap okumamız gerekiyordu. Şimdi her şey hazır, komprime vitamini olarak sizin önünüze sunuluyor. O da kötü. Yani araştırmacılığı ortadan kaldırıyor. Ben bunun faydasını görüyorum. Niye faydasını görüyorum? Şimdi ben çevre yazıları yazan bir arkadaşınız olarak çevre konusunda her konuda araştırma yapıyorum. Bir konuyu sadece bir kaynaktan doğrulatıp da yazmıyorum. Yani Birleşmiş Milletler'in verilerine bakıyorum. İşte Bonkimo'nun verilerine bakıyorum.
bir başkasının ABD yapılmış araştırmalara bakıyordum. Ege Üniversitesi sağ olsun bana inanılmaz kaynaklar sunuyor. Çalışmaları öğretim üyelerindeki araştırma görevli arkadaşlarımız verilerini paylaşıyorlar. 9 Eylül Çevre Mühendisliği bölümündeki arkadaşlarım da sağ olsunlar. Onlar da benimle paylaşıyorlar. Bilim adamlarımız, ilim adamlarımız da bana bilgilerini sonsuza kadar açıyorlar. Bu bilgilerin sonsuza kadar açılması lazım. Kesinlikle açılması lazım. Ben 5 yıldır gazetecilik yapıyorum. İnternet gazeteciliği yapıyorum. Yani sanal dünyada bir gazetecilik yapıyorum. 57.500 tane haberimi insanların hizmetine devletten, kamu kuruluşlarından bir kuruş para almadan sunuyorum. Arşivlerim açık, ücretsiz. Evet. Bu yetmiyor. 5.000'e yakın imbikten geçirilmiş köşe yazılarımız var. Yani bu 5.000 yazı kaç kitap eder? Artık öğrencilerimiz bir hesaplasınlar bakalım ya da bu yazım dünyasının içindeki arkadaşlarımız, edebiyat dünyasının içindeki insanlarımız bir hesaplasınlar kaç kitap olacağını. Onlara da hizmetine sunmuşuz ücretsiz olarak. Evet. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Yeter ki onları iyi bir şekilde neyin kötü, neyin yanlış olduğunu bilerek, ayırarak almak lazım. Evet. Sayın Irmak, konu çok tatlı tabiatıyla saatlerce konuşulabilir ama maalesef kötü tarafı bu programların zaman su gibi akıp geçiyor, farkında olmuyor insanlar. Çok az bir zamanımız kaldı, programımız bitiyor. Özetle vurgulamak istediğiniz bir şey varsa ben onu rica edeyim ve birazdan kapatmak zorunda kalacağız evet. Programı. Ben son günlerde yaşadığımız için söylemek zorundayım. Şunu anlamak gerekiyor artık. İktidarlar görsel ve yazılı medyayı susturabilirler ama sosyal medyayı susturacak bir güç yok henüz. Yani böyle evet. Yok henüz. Biz de susturmak niyetinde değiliz. Sosyal medyada devam etsin ama sorumluluk içerisinde yazılı basından, görsel basından da istediğimiz, arzu ettiğimiz şey o. Özgür olsunlar. Objektif bir şekilde haberlerini verebilsinler. Sansüre uğramasınlar. Otosansür uygulamasınlar. Ama sorumluluk bilincini de elden bırakmasınlar. Zira sorumsuz yayın toplum içerisinde çok büyük infiallere sebebiyet verebiliyor. Yararı yerine yararın karşısında zararlar da doğurabiliyor. İşte bu son olayları bu açıdan değerlendirmek suretiyle toplumun tabii ki insanların bir takım hakları var, anayasal hakları var, tepki koyma hakları var, her insanın var, en doğal hakları. Bunlar için hiçbir şikayetimiz yok, yapsınlar tabiatıyla ama insanlara, insanlığa, topluma zarar vermeden yürüsünler. Sosyal medyada bu sorumluluğu aynı şekilde paylaşsın ki sosyal medya gelişirken bizim içimizde şüphe olmasın diyorum. Ben izin verirseniz sözümü genç meslektaş arkadaşlarıma, gazetecilere, hatta yeni medya düzenindeki herkese, çünkü Twitter ve Facebook'u paylaşan, orada görsel malzemeleri çekip onları işte o sosyal dünyaya soktuğunuz andan itibaren bir nevi gizli muhabir oluyorsunuz ya da muhbir oluyorsunuz. İşte onlara şu mesajı vermek istiyorum. Lütfen haberleri eğip bükmeden, örtüp gizlemeden yayınlayın. Lütfen objektif olun ve bu dünyanın kirletilmesine izin vermeyin. Ben bunu söylüyorum. Bir takım siyasi amaçlar için koşturan insanlara alet olmayın. Siz doğru bildiğiniz yolda hiçbir şekilde eğilip bükülmeden yolunuza devam ediniz diyorum ve herkesi bu etik davranmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Bütün sözlerinize katılıyorum aynen. Hani altına imza atarım derler ya, altına imza atarım. Programımıza katıldığınız için ve bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Gelecek programlarda daha güzel konuları işlemek üzere tekrar bir arada olalım. Tekrar sizlerle buluşalım istiyoruz sayın seyirciler. Hoşça kalın, dostça kalın.